arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere dosya ve klasör gizlemeyi ve aynı zamanda gizli olan dosya ve klasörleri göstermeyi göstereceğim. İlk önce dosya ve klasör gizlemeyle başlayalım. Bir tane klasör oluşturuyorum arkadaşlar. Diyelim ki bizim bilgisayarımızda başkalarının görmesini istemediğimiz resim, video, müzik artık neyse bazı dosyalarımız var ve bunları gizlemek istiyoruz. Şuradaki dosyaların ben bizim gizlemek olduğumuz dosyalar olduğunu varsayarak yeni yaptığımız klasörün içine atıyorum. Burada gizlemek istediğimiz dosyalar. Klasörümüz de bu. Yeni oluşturduğumuz klasör. Bu klasörü gizleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl gizleyeceğiz? Hemen sağ tuş yapıyoruz. Özellikler diyoruz. Ve burada öz nitelikler, salt okunur, cart curt var. İşte siz gizli olana bir tık koyun. Uygula deyin. Değişiklikleri yalnızca bu klasöre uygula. Tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz ve klasörümüz kayboldu. Yani biz bu klasörü sakladık arkadaşlar. İçindeki dosyalarla birlikte klasörümüz gizlenmiş oldu. Peki şimdi biz bu klasörü nasıl bulacağız? Veya bu klasör nerede? Bu klasör aynen burada arkadaşlar ama görünmüyor. Bu klasörü bulmamız için bilgisayarıma gidelim. Buraya klasör yazalım. Klasör seçeneklerinden ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi buraya klasör yazdığımızda klasör seçenekleri en üste çıktı. Veya şöyle de yapabiliriz. Başta da tıklayabiliriz. Denetim masasına gideriz. Ve buradan yine klasör seçeneklerine ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Buradan görünüme geliyoruz. Görünümde gizli dosya, klasör ve sürücüleri göster diyor arkadaşlar. Buna bir tık koyuyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Ve ekrana dönüp baktığımızda klasörümüz buraya gelmiş arkadaşlar. Ama biraz sönük çünkü gizli olduğu için. Buradan işimizi hallediyoruz. Yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Ve tekrardan işimiz bittiğinde yine klasör seçeneklerini açacağız. Eğer denetim masasında bulamayan arkadaşlarımız için şuradan başlattan araya klasör yazdıkları zaman da klasör seçeneklerine ulaşabilirler. Buradan görünüme geliyoruz. Gizli dosya ve klasör, klasör ve sürücüleri göstermeyi işaretliyoruz. Uygula. Tamam diyerek dosyamızı gizlemiş oluyoruz arkadaşlar. Dosyamız aslında burada ama kimse göremiyor. Biz de dahil olmak üzere. İşlemimiz bu kadar basitti arkadaşlar. Bununla alakalı anlaşılmayan bir yer varsa videonun yorum bölümünden bana ulaştırabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.